Evet, şimdi bakın arkadaşlar, bu makinenin yıkama aparatları. Şimdi bu aparatları makinemize takacağız, yerleştireceğiz. Hepsini ben size ayrı ayrı, makinenin hazırlığını ayrı, halı yıkama şeklimizi ayrı göstereceğim. Makineyi şimdi yıkamayı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle şu bunun içindeydi. Demin gördüğünüz gibi. Bunu çıkardık. Şu alttaki hazneyi, bakın şurada bir şey var. Göstergeyi gösterelim, görünüyor mu? Şurada bir gösterge var. O göstergeye kadar su dolduracağız. Altındaki hazneye. Şöyle bakın, bu yeterli olur buna. Hemen hemen 2,5 litre içine su koyduk. Ve 4-5 kapakta deterjan koyacağız arkadaşlar. Kendi halı yıkama şampuanından. Şöyle 3. Şöyle 4 kapak şampuan koydum ben. Bir de biz temizlikte, ev temizliğinde Enveloc kullanıyoruz. Bunun içine de bir şöyle tutam, bir sıkım Enveloc atalım. Ve bu şimdi suyumuz hazır. Şu kapağımızı arkadaşlar, şu kapağımızı tekrar üstüne bunun kapatacağız. Şöyle kapatalım. Evet, şöyle kapağı bunun üzerine oturtturduk. Şimdi bakın, şu aparat var. Halı yıkama ile ilgili aparatlardan. Bu aparatı arkadaşlar şuraya, şurada bir delik var. Şuraya oturtturuyoruz. Bu aşağıdan suyu çekiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağız. Şu ikisi yana geçecek ve bunu kilitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Herhalde kilitlendi bu. Bunu şöyle buraya kilitledik. Şimdi makinenin hazırlığına devam edeceğiz. Suyunu koyduk, şampuanını koyduk. Borusunu taktık. Hazırlığına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi suyu hazırladık. Bakın şurada şu delikle birleşecek olan bir delik var. Makinenin içinde suyu devir daim ettirecek. Bütün boru boyunca halledecek. Dolaştıracak. Bunu makinenin motoru üzerine oturtturuyoruz. Bu delik, şuradaki delik şununla birleşecek. Şöyle bakın, oturtturuyorum bunu. Şu an bu delik onunla birleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Beraber kalkıyorlar. Evet. Ve makinenin kapaklarını kapatıyoruz. Biraz sonra yıkama işlemine başlayacağız. Arkadaşlar şimdi bakın, şu temizlik yaparken kullandığımız boru. Şu an bu boruyla işimiz yok. Şu üzerinde hortumu olan boru da yıkama yaparken kullanacağımız boru. Bakın şurada bir yanında bunun düğmesi var. O düğmesinden bu çıkıyor. Ve buraya takılıyor. Biraz önce makinenin içinde bir hortum vardı ya, o hortumla bağlantılı bunları. Bakın şöyle şuraya bu geçiyor. Ve bu üzerindeki yönetici kolu şuradan çıkarıp yıkama yapacağımız kola takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu buraya oturdu. Şimdi bakın şurada bir borunun ucu var. Şurada da onun birleşecek bir yeri var. Şu dışarıdaki boru arkadaşlar bununla bağlantılı. Bunun içinde devam ediyor. Ve suyu aktarıyor. Şöyle bakın, bunu yerine taktım. Borumuz şu, yine boruyu kullanıyoruz.
Bununla da şimdilik işimiz bitti. Şu boruyu arkadaşlar ucuna takıyoruz. Şöyle bakın. Ondan sonra bunu yine yıkayıcı uca takıyoruz. Şöyle. Şu an şunu da bir ortadan kaldıralım. Şu an makinamız çalışmaya, yıkama yapmaya hazır arkadaşlar.